merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizinle yine güzel bir videoda beraberiz yine bir Şampiyonlar Ligi elemeleri ve yine kupayı aldım e, geçen videomda da vardı orada da Şampiyonlar Ligi'ni oynamıştım Bur e, ama bu sefer Manchester United oynadım e, kısaca hangi maçlarda ne oynadığımı söyleyeceğim e, buradaki menajerlerin e, boş olduğuna bakmayın hepsi istifa etti e, hepsi vardı sırasıyla bahsedeceğim. İlk başta, ilk, başta ilk maç Atletico Madrid Deplasman'da 4-0 yendim. Burada e, Mart Güncel taktiğini oynadım. 4-3-3 Mart Güncel. Hemen şöyle bir bakalım. E, maç nasıl gitmiş? İlk maçı Deplasman'da çok rahat bir şekilde kazandık. Bakalım o ne oynamış ben de oynamışım. Golleri ilk yarıda atmışız. 11 şuta 10 şut. O, o, şutlarda bir şut daha iyiymiş ama ben 4 gol atmışım. Rakip 4-3-3-B oynamıştı. Ben 4-3-3-A Mart güncel taktiğini oynadım. Hemen taktiği şöyle size bir kısaca bir hatırlatayım arkadaşlar. Belki unutan arkadaşlar vardır. Ee, stil kanatları kullan. Çizgi taktikleri Forvet sadece yüzü hücum. Orta saha pozisyonunu koru. Defans geride kal. Alan markajı offside hayır. Ee, burada taktik şey kısmı 63. Baskı 63. Stil 55. Tempo 73. Mark güncel taktiği zaten bu şekilde arkadaşlar. Bu özellikle deplasmanda e, çok güzel sonuçlar alıyor. Kadro deriniz eşitse veya az bir şey düşük yani 50 milyon düşük veya 50 milyon yüksekseniz bu taktiği rahatlıkla kullanabilirsiniz ama rakibin ofansif oynaması şart. Rakip ofansif oynadığı zaman bu taktiği kullanın arkadaşlar. İlk maçımızı deplasmanı 4-0 aldık. İkinci maçta da çok rahat bir şekilde çıktık. Yani ikinci maçta da e, kendi evimizde oynadık, kendi evimizde de e, OSM yenilmezlik taktiğini oynadım. Geçen turnuvada da aynısını yapmıştım. Deplasman'da Mart güncel oynadım. Kendi evimde OSM ye Yenilmezlik taktiği oynadım ve bu arada bir tane penaltı kaçırmıştık. Rakipte kırmızı kart görmüş, e, 21 şuta 1 şut yani 21 şut atmışım. Rakip 1 şut atmış. E, ben 4-3-3-A oynadım da rakip 4-3-3-B oynadı. E, Mesut Atit'de burada da şut taktiği oynadım. Hemen ben size göstereyim. Belki unutan arkadaşları vardır. Stil kanatları kullan. E, ee, forvet sadece hücum. Orta saha pozisyonu koru. Defans geride kal. Alan markajı. Offside tuzağı. Hayır. Ee, sertliği, mücadeleyi hakeme göre her zaman belirliyorum. OSM yenilmezlik taktiğini hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Ben yine daha şey yapayım. Ee, baskı 63. Şurayı da bir halledeyim. Baskı baskı 65 pardon. Baskı 65. Stil ofans, e, ofansif 63. Tempoda tek pas 84. OSM Yılmazlık taktiğini oynadım içerideki maçta. Ondan sonra birinci maç bir daha şey yapalım. Deplasman'a 4-0 dediğim gibi e, OSM Mart güncelliği oynadım. İkinci maçta kendi evimde OSM yenilmezlik taktiğini oynadım. Üçüncü maçta yine kendi evimde OSM yenilmezlik taktiğini oynadım. Benfica'ya karşı bulan hepsi istifa etti arkadaşlar. Boş olduğuna bakmayın. Bu dördüncü maçta da yine OSM Mart güncel taktiğini oynadım. Yani Deplasman'da Mart güncel oynadım. Ee, i̇çerideki maçlarda OSM yenilmezlik taktiğini oynadım. Juventus'a karşı da aynı. Hemen bakalım ne oynamış. Burada da e, OSM Mart günceli oynadım. Yani 60, 63 55 73 olan taktörüm deplasmanda. Deplasmanda berabere kaldık ama ben e, deplasman takımı olmama rağmen üstünmüşüm. Ben 4-3 oynadım. Rakip 4-3 oynadı. Ya bu taktik ofansif taktiklere karşı çok ki. Eğer ki yani her zaman biliyorum rakipten 50 milyon az ve 50 milyon yüksekseniz deplasmanda bu taktiği kullanın. Ama rakip ofansif oynuyorsa bu taktiği kullanın. İlk maçta 1-1 berabere kaldım. İkinci maçta kendi evimde 3-0 çok net bir galibiyet aldım. Ee, burada da OSM ye yenilmezlik taktiğini oynadım. Ee, OSM ye yenilmez, ta yenilmezlik taktiği e 65-63-84. Bazen karıştırıyorum arkadaşlar ama işte hepsi kafamda şey olmuyor. E, oyuncum sakatlanmasına rağmen rakip yine 4-3-3 oynamış. Ben 4-3-3 A oynadım. Şutlarda falan da hepsinde üstünüz. Üst, gayet net bir skorla finale kaldık. Finalde de aslında son maç. E, ben özel atmayacaktım ama rakip gizli yaptı. E, gizli yaptığı için de ben de gizli yaptım. Özel atmıştır diye tahmin ettim ama beni açıkçası... Yanılttı. Özel atmamış. Yani özel atsa da atmasa da ben ona sürpriz yapacaktım. Ne oynadım çünkü. Yani ee, güzel bir sürpriz yaptım. 17 şut ben atmışım. 4 şut o atmış. Ben 3-3-2-2 taktiğini oynadım arkadaşlar. Rakibi ezmişim resmen. Rakip 4-3-3 oynadı. Tabi burada kadro farkının da önemi var. Kadro benim daha iyiydi. 3-3-2-2 paslaşarak taktiğini. Biraz sonra detaylarını anlatacağım. Önceki videolarımda da var. Kadron ise bu taktiği kesinlikle kullanan arkadaşlar. Ofansif veya defansif taktiklere karşı yani çok iyi sonuçlar alıyor. Bence süper bir taktik. Ben rakip özel atar diye bekledim ama atmamış. O dizilişte arkadaşlar oradaki 3-3-2-2. Burada gördüğünüz gibi 3-3-2-2. Taktik kısmına geldiğimiz zaman görevlere bahsi şey yapmıyorum. Görevleri zaten videolara bakın. O detaylı detaylara girmem ama buradaki görevleri bahsederim şimdi. Taktik kısmına geldiğimiz zaman bir daha hatırlatıyorum. Bu taktiği daha önce sizlere paylaşmıştım. Setil paslı oyun. E, ee, forvet sadece ucum. Orta saha pozisyonunu koru. Defans geride kal. Ee, alan markajı offside tuzağı. Evet bu sefer offside üzerine açıyoruz. 3-3-2-2'de. Mücadele hakeme göre belirliyoruz e, buradaki baskı 74 stil 64 ve zaten videoyu seyreden arkadaşlar bu taktikleri ezberi bilirler yani artık e, tempoda 72 taktik bu şekildeydi arkadaşlar hatırlıyorsanız 3-3-2-2 paslı yani bununla e, Zayıf rakiplere karşı da çok gol atıyoruz. Benim bir tane daha videom var. 10 gol atmıştım bu taktikte. 2 e, tane özeli yendim bu taktikte. O özellerde de zaten videosular. E, tam hatırlamıyorum. Birisi 4-3-3 oynamıştı. Birisi 4-5-1 oynamıştı galiba. O videoları da sevmenizi tavsiye ederim. Eğer ki rakipten kadro değeri olarak üstlüyorsanız bence 3-3-2-2 bu süper bir taktik. Bunun da geçen şeyde de finalde de e, bu finalde de kupayı bununla aldık. E, rakip özel atar diye bekledim. Ben hep 4-3 oynadım. Bana dostluk atıyordu çünkü. E, dostluk maçlarında belki taktiğimi çözer diye sürpriz yapayım dedim. Ama özel atmamış yapacak da bir şey yok. Bu şekilde arkadaşlar kupayı aldık. E, eğer ki siz de şampiyonlar ligi veya bu gibi turnuvalarda oynuyorsanız benim taktiklerimle oynayın. Ben size anlattım evde deplasmanda nasıl oynayacaksınız. Mart güncel hangi taktiklere karşı etkili, e, hangi taktiklere karşı iş yapıyor. Ama videoları baştan sona izleyen arkadaşlar. Yani sadece gidip de taktik kısmına baktığınız zaman bir, yani o şeyden verim alamazsınız. E, Ayrıca burada hemen görevleri de belirteyim. Görevi orta sahadan verdim. Orta sahanın en yaşlısı kaptan. Penaltı en iyi forvet. Burada değişik verdim mesela. Burada e, önceki videomda ikisi serbest vuruş ve penaltıya forvet vermiştim diye hatırlıyorum. Burada serbest vuruşu orta sayı vermiştim çünkü kuvvete göre değişiyor. Kornerde yine silveye vermişiz. Görevler de bu şekilde. Taktik kısmına bir daha geleyim. Eğer ki bu taktiklerle oynadığınız zaman emin olun iş yaparsınız diye tahmin ediyorum. Ama benim dediğim şekilde yapacaksınız. Benim söylediğim şekilde yapacaksınız. Ee, kime karşı nasıl kullanacağınızı çok iyi bildikten sonra taktikler çok güzel. Başka anlatacağım bir şey, anlatacağım bir şey kalmadı galiba. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben de kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın inşallah.